Herkese merhaba arkadaşlar. Skorhanesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Salı maçlarını vereceğim. Dün itibariyle güzel kazanç sağladık. Alanları tebrik ediyorum. Tek maça da dünkü Paris VC maçlarında arkadaşlar 2,5 gol aldı. Mansoncu 0, hatta sistem kumonlarınızda 0'dan 0 deneyebilirsiniz. Ben ev sahibim 1-0 skor bekliyordum açıkçası. Deplasmanda 10 kişi kaldı. Yani 2-0 da bırakabilirdi. Arkadaşlar yaklaşık 9 kişi kaldı. Tekrardan atamadı. Yapacak bir şey yok. Bizim tecrübelerimiz, her şeyimiz dayalı. Maçı bildik. Açıkçası güzel de maç oldu. Ama gol atma becerisi yok. Maç 0 bitti. 2,5 gol altımız geldi. Alanları tebrik ediyorum. Ev sahibi 1,5 altı. Yani her şey geldi arkadaşlar. Şimdi bugün de güzel maçları var. Dünkü kombinleri de göstereyim arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi 2,98'lik oranı dünkü 2,5 gol üstleri aldık arkadaşlar. 2,98 kombinimiz geldi. Bu şekilde oynayanları tebrik ediyorum. Yani 3 oran kimseye kazandırmaz. 3,52 yaklaşık 4 oran kimse kimseye kazandırmaz. Oranlara bakın. 4,5 al, 3,5 üstü, 4,5 al. Temiz bir şekilde geldi. Alanları tebrik ediyorum. Dün itibariyle güzel kazanç sağladık arkadaşlar. Norwich'ten maçını bile 2,5 gol üstü. Diğer maç, korona maçı vardı, 2,5 gol üstü var. Temiz bir şekilde geldi. Alanları tebrik ediyorum arkadaşlar. Bugün de Şerif Victor'la Pizzen maçı 2,5 gol aldı. Deplasman galibiyeti ufaktan denenebilir. 2-0-5 oranı var. Victor Pizzen kazanabilir arkadaşlar. Ludogorets, Nuno Zabret'in kazanacağını düşünüyorum. Deplasman oranı düşebilir. 2-20'den de yüksekten de değerlendirebilirsiniz. Çiftleşini aldık arkadaşlar burada. Bu maçın da arkadaşlar 2,5 gol üstüne gitme olasılığı var. Ama düşük bir ihtimal, ama oynanabilir arkadaşlar. Bu şekilde burada Dinamo Zagreb maçında 2,5 gol üstü oynanabilir. Monaco PSG maçı, iki takım da gol atar düşünüyoruz. 1,7 oranı var. 2,5 gol üstüleri oynanabilir arkadaşlar. Bu şekilde bu maçı değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Evet arkadaşlar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde diğer bir maç, 9:45'te Rangers karşılaşması var. Gülüyse Rangers bizim sol bekimizi aldı. Adamlar dallamalar iyi bir kadro kurdu. Şimdi burada bence iki takım da gol atar arkadaşlar. Rangers de iyi. Gürleşse de kendi liginde nerede artık, yani birlikte oynuyor onu bilmiyorum tam olarak. Rangers de gol bulur. İki takım da birbirine gol bulabilir. Burada oynanabilir. Ben 2,5 gol üstü yüksekten alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Hani üste gideceğini, taşınacağını düşünüyorum. İki takım da gol atar arkadaşlar şeklinde bu isminizi alabilirsiniz. Benfica Milan yatı maçına da arkadaşlar, bu maç biraz riskli ama ya burada Benfica'da ben kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Oynamak isteyenler bu şekilde düşük bir miktarla düşük şeyde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani 3-0'da da kalabilir. 4-0'da bitebilir, yani öyle bir maç. Ben 3-0'da kalacağını düşünüyorum. Yani 6-0-4 oranı var. Ufaktan denenebilir Benfica galibiyeti. 1 ve 2,5 gol üstü oynanabilir arkadaşlar. Yani o şekilde gördüğümüzde 2,5 gol üstü oynayabilirsiniz. Ev sahibi de yüksekten alternatif tercih olarak da yüksekten değerlendirilebilir. 1,89'da oranı var arkadaşlar. Bu şekilde. Milan ilk gol atar mı? Bilmiyorum. Zor arkadaşlar. Benfica karşı. Bu şekilde bu maçı geçebiliriz. Yani bu şekilde değerlendirebiliriz. Oluşturduğum kombinlere gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar. Yaklaşık. Şimdi arkadaşlar söylemiştik zaten. Tek üstten sadece Rangers maçının üst şeklinde oynanabilir. Var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Kombi 2'de Monaco 1-2 ilk kere, yani iki takımdan da biri ilk kere galip gelecektir. Bu takım Monaco olabilir, baskılan. Belki PSV. Düşük ihtimal belki berabere bitebilir ama orta derece, yani bitebilir. Benfica maçında da ev sahibi 3 gol şeklinde aldık. 55 oran yaptı bu şekilde. 1,95'lerinde bunları iki takıma da 2,5 gol üstü oynanabilir arkadaşlar. Monaco tekten tek bahis olarak, yani tek canlı olarak Monaco maçını alabilirsiniz 2,5 gol üstü. Benfica maçına da 2,5 gol üstü oynayabilirsiniz. Bir diğer kombinimiz Zabret kaybetmez. 1-0 çifte şans. 0-2 çifte şans arkadaşlar. Monaco PSV maçında 2,5 gol üstü. 1,75'lik güzel bir kombin. Mantıklı kombin. Zabret kaybetmez. Yani o şekilde isterseniz 2,5 gol oynanabilir. Oranı yükseltmek adına Monaco PSG maçında 2,5 gol üstü oynayabilirsiniz.
Bu şekilde bir kombin oluşturduk arkadaşlar. Şimdi 2-43'lük bir kombin oluşturduk ama maçlar başlamış. Şimdi 2 Çin Ligi'ne Jeju UTT Ulsan Hora maçına da gördüğünüz üzere arkadaşlar bir şekilde bahis alabilirsiniz. Mal sonuçlu şeklinde bu şekilde arkadaşlar alabilirsiniz. Bu maça dediğimiz üzere zaten aynı maç yine başlamış. 2.5 gol üstü. UTT maçı ev 1.5 gol üstü. Ulsan maçı da 2.5 gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrı ayrı. Bunlar da kupa maçları. Almanya kupa maçları. Bir maç Nürnberg 2.5 gol üstü. Amstrad 3.5 gol üstü. Wolfsburg 3.5 gol üstü. Bu iki takımı tanımıyorum. Wolfsburg arkadaşlar Nürnberg maçını oynanabilir. Nürnberg'i tam tanımıyorum ama 2.5 gol üstü. Hepsine de arkadaşlar yurt dışına oynayan değerli dostlarım hepsini 2.5 gol üstü alabilir. 3.5 gol üstü aldığımız bahislere. Çünkü bizim desteğimiz açmamız oranlar yok. Daha doğrusu bu şekilde oynanabilir arkadaşlar. 2.5 gol altı. Yani bu maçta biraz riskli ama değerlendirilebilir arkadaşlar. Koldin Erzberg maçı var mesela. Bu maçta oynanabilir mi? Arkadaşlar bu maçta 2.5 gol üstü oynanabilir. Ufaktan o maça denenebilir. Neukopik maçı var mesela. Neukopik 2-1 2-2 bitmiş. 3.5 gol üstü açmışlar. 2-0-8 arkadaşlar. Dep 1.5 alın arkadaşlar. Dep 1.5 alın. Neukopik arkadaşlar 2 tane gol atar diye düşünüyorum. Bu şekilde 1.5 gol üstü dep basman 1.5 gol üstü alınabilir. Buna da 1.5 gol üstü alınabilir arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 gol üstü daha düşük. Ev sahibi de atabilir ama dalım da atabilir arkadaşlar. Dalımı 1.5 alın arkadaşlar. Güzel karşılaşmalar var ama önemli olan değerlendirmek arkadaşlar. Bunlar maçları bulmak. Bugünün maçları zaten riskli arkadaşlar. Yani iddiaya çalışabilir. Birçok kişiyi patlatabilir. Ki bu şu Benfica maçı riskli buluyorum. Açtı işte 2.5 gol altı düşünüyorum ama 2.5 gol üstü yattım Benfica'dan dolayı. En son maçlarından yana arkadaşlar. Bakın hazırlık şeylerinin yana 3-4-5 atıyor. Midendit de tabii ki atan bir ekip, o da gol yiyor, atıyor ama gol de bulabilir. 1.79'da varı var. Yani 2.5 gol düşünebilir arkadaşlar. Ev sahibi dediğim üzere 3-0-4 bir skor bekleniyor. Bekleniyor derken yani öyle bir sonuç çıkartıyorum. Denenebilir arkadaşlar. Bu şekilde günün salı bahisleri bu şekilde arkadaşlar. Zaten doğru düzgün tek maçlar şeyler yok. Yarın da güzel maçlar olacaktır. Yarın bakalım. Yarın bülteni. Yarın bülteni bayağı var. UEFA Şampiyonlar Ligi yarın güzel maçlar da var. Yarın da güzel bir maçlar çıkartmaya çalışırız arkadaşlar. Perşembe bahisleri de zaten var. Perşembe'de bayağı maçlar var arkadaşlar. UEFA maçları, Avrupa Ligi maçları. Fenerbahçe'nin de maçı var. Güzel kaçırma olacağını düşünüyorum. Bakalım yarın ufak bahisler çıkartabilir. Konya'nın da maçı var yarın. Bu maçta tehlikeli. Vaduz maçı. Basel'in maçı var. Yani yarın güzel maçlar var. Zürich'in maçı var. Başakşehir'in maçı var. Brentford oynuyor. 1.32 oran çıkmış. Başakşehir'e. Yani bu takımı bence Başakşehir yener. Bu oran düşmeden değerlendirin. Yani 1.32 oran gayet güzel ama bir pislik dönebilir o maçta. Ama şu anlık değerlendirilebilir. Başakşehir'in oyun şeyinden değerlendirilebilir arkadaşlar o maç. Günün maçları bu şekilde. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen emeği saygısından videomuza like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.